Herkese merhaba. Bu videoda size bu daha keçisi zehkenin yapım aşamalarını çektim ve size video boyunca sesli anlatımlarla bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Instagram'dan takip etmek isterseniz hesabım burada. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Motifical testleri de kestikten sonra elimizde bu şekilde bir model kalıyor. Modelimiz 25 milimlik bir hamur ağacı. Önce bölgeleri işaretliyoruz. Bunu diğer taraf için de aynen yapıyoruz. O kullandığım Skype Reset'inde tanıtım var diğer videolarımda. Bu videoda böyle sesli anlatımla bir şeyler aktarmak istemeyi tercih ettim. Bakın tam ağacın kalınlığını ölçüp Tam orta noktasından simetri çizgisini istiyorum. Bu çizgi kesin çizin arkadaşlar. Bütün referansımızı buna göre alacağız. Siz her tarafı tek tek işaretleyip çizebilirsiniz. Bu şekilde çizim yapamıyorsanız. Bu benim kullandığım yöntemlerden birisi. Bakın her tarafını kalemin ulaştığı her yeri bu şekilde çiziyoruz. Ki hata yapmayalım. Şimdi boynuzları iki parça yapacağım. Bu iki parçanın kalanını belirleyip alacağım yerleri işaretliyorum. Kafanın yukarıdan karşıdan görünüşünü işaretliyorum. Bu çizgiler çok önemli. Bunları ne kadar net çizerseniz o kadar az hata yaparsınız. Bunu hayvanın bütün uzunlarına yapıyoruz ya da ne yapacaksanız her yere bu şekilde çizgiler çiziyoruz. Bakın bacakları ikiye açacağım onların yerini belirtiyorum. Arka bacakları tek parça yapmaya karar verdim. Bilmiyorum o konuda tam yaptım. Herhalde hata yaptım. Bence iki parça yapılabilirmiş. Kuyruğu çizdik. Bu arada yorum yapıp beğeni yaparsanız sevinirim. Bakın. Her yerin karşıdan, yandan görünüşünü olabildiğince çiziyoruz. Bu çizimleri çok net yapın. Çok sağlam yapın. Hatta mümkünse renkli kalemle yapın. Hata yapmazsanız. Şimdi oymaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu bölgeleri ıskarpelere çiziyoruz. Bütün yani heykel de olsa, tablo da olsa bu yöntemi kullan. Çiz ve kes. Bakın çizdiğimde kesti, keserken ıskar falan belli bir yerde kalıyor. Benim hata yapmamı engelliyor. Bu tür motifler yaparken yapacağınız bir hayvansa onun gerçek resimlerini incelemenizi tavsiye ediyorum. Nereler nasıl yapılır o şekilde görürsünüz. Ayrıca istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yalnız bu hassas kırılabilecek tarzı olan yerleri sona bırakmanızda fayda var. Ben ayakların arasını açıyorum şu anda. Birazdan bacak kırılacak. Bunlar çok normal şeyler. Bu Böyle bir şey başınıza geldiğinde hiç olmamış gibi heykeli bitirin. En son o nokta yapıştırılır, düzeltilir. Hiç de olmamış gibi, kırılmamış gibi tamir edilir. Başka yerden de kırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Olabilir böyle şeyler. Bir anlık dikkatsizlik olur. Ahşabın orasında bir deforme olmuş olur. Bir şeyler olur. Kırılır yani. Sıkıntı yok onda. Sadece o parçanın koptuğu yerde işlem yapmayın. Zımpara kesme, biçme, düzeltme yapmayın. O zaten oraya tam oturacaktır. Ben ön bacakların arasını açıyorum şu anda. Bakın şuraya kesinlikle herhangi bir işlem yapmayın. En sona kadar sadece o tam koptuğu noktaya bir şey yapmayacağım. Kenarlarına falan yapabilirsiniz sıkıntı yok. O buraya bu şekilde tam oturacak. Parçayı da kaybetmeyin tabii ki bu arada. Şu elimdeki bıçak en çok kullandığım bıçaklardan birisi. Bazı arkadaşlar set almayalım tek tek ne alınıyorlar ya bu kesinlikle olsun elinizde. Bunun kesimi, manevrası falan çok güzel. Bu kesimleri yaparken ağacın yönüne göre kullanmanız gerekiyor Skypilay'ı. Yani çapak yapmadığı yöne göre kullanmanız gerekiyor. Bir yöne doğru bıçağı çektiniz. Çapak yapıyorsa hemen tam tersinden çalışacaksınız arkadaşlar. Sette çeşitli bıçaklarla olabildiğince işimi kolaylaştıracak şekilde kesim yapmaya çalışıyorum. Bu bıçakların nereden ne işe yaradığını e, biz ne kadar anlatsak az bunları bir gün elde ettiğinizde kullana kullana göreceksiniz. Bakın gördünüz mü çizdiğim yerin tam orada kalıyor kesimlerim. O çizgileri çok iyi atmanız gerekiyor. Hatta biraz indikten sonra bir daha çizmeniz gerekiyor ki hata yapmayın çiz kes tekniği. Başka çok da kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Heykel yaparken o simetri çizgisini çizin. Bu huzurların yerlerini belli edin. Geri kalan hepsi peş peşe gelir. Bu yaptığım işlemlerde biz kenar kırmaları diyoruz. Bu kenarları bu şekilde ovalleştiriyoruz bıçakla. Yani hayvanlarda çok keskin yerler bulunuyor. Zaten 2 metrelik hayvanı 20 cm indirmeye çalışıyoruz. Sadece o kenarları biraz kırpsak yetiyor. Bu ıskarpere ile yaptığımız işlemler kaba işlemler arkadaşlar. Daha sonra ince işlemi zımpara ile yapacağız. Yani ıskarpere ile genel hatları vereceğiz ve olabildiğince düzgün vermeye çalışacağız. Daha sonra en mükemmel hale zımparayla getireceğiz. Yalnız ıskalpelere ne kadar güzel kesim yaparsanız çapaksız ne kadar e, oraları düzgün alırsanız zımparaya o kadar az iş kalacaktır. Kendi işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Bir de şu baş parmağınıza böyle bir şey geçirirseniz baş parmağınız deforme olmaz. Bu şekilde çalışırken sürekli bıçak parmakta stop ediyor ve orayı deforme ediyor. Ben genelde heykelde önce bir tarafını yapıyorum. Daha sonra diğer tarafı o yaptığım tarafı referans alarak yapıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar çok oyma yapmak, böyle çok yontmak falan iyi bir şey değil. Her şey kıvamında. Önemli olan bunu o etkiyi verebilmek. O etkiyi verdiniz mi? Gerisinde problem yok. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz 6 milim oluklu ıskarpela. Boynuzların arasını açıyorum. Burada hassas davranmanızı öneriyorum. boynuzların arası açıldı. Oraların kenar kırmalarını sonraya bırakacağım. Bunu en son da yapabilirsiniz. Tabi karar sizin. Şimdi ıskar pedali olabildiğini düzeltiyorum. Bunların hepsi yapa yapıyor diyor arkadaşlar. Yani heykel yapmak güzel iş ama tabi bu benim yaptığım ilk heykel değil. Siz daha iyilerini yaparsınız, biraz çalışırsanız. Şu e, çizgiler bizi yönlendiriyor. Bakın o kafayı yaparken, boynuzları yaparken, başka yerlere bıçakla bir şeyler yaparken, hep o çizgilere göre yapıyoruz. kenar kırmaları yaptık. Yine orta simetri çizgisine göre kesimler yapıyoruz. Burada bir hata yapıyorum. O çizgiye boynuzun ön tarafına çizmişim. Yanlış çizmişim. Birazdan fark edeceğim, düzelteceğim. Kurtarabildiğim kadar kurtardım ama işte çizgiler bu kadar önemli arkadaşlar. Çizim çok önemli. O çizgileri görüyor insan. O an işlem yaparken başka şeye dikkat etmiyorsunuz. O çizgilere yolunlaşır. Bakın şu an düzelttim. Boynuzların sırt kısmındaki bitim noktasını aldım ama tabii zor oldu. Bu yüzden çizgileri çok net ve kesin güzel çizmeniz gerekiyor. Çünkü o çizgilere göre hareket ediyorsunuz. Artık bütüne değil parçaya odaklanıyorsunuz. Yine bu tarafa da diğer tarafa uyguladığımız şeyleri uyguluyoruz. Sürekli yukarıdan, yandan, sağdan, soldan bakarak yaptığınız işe bakın. Yani kontrol edin mi? Hep aynı açıdan bakarsanız hata yapabilirsiniz. Özellikle yukarıdan şu şekilde bakarak yaptığınızın simetrisini kontrol etmenizi öneriyorum. Bir de çalışırken sürekli o talaşları bir yere süpürün. Hani parça falan kırılırsa ona göre davranırsınız. Motifimiz çıktı genel olarak. Dediğim gibi ıskarpilayla biz genel bir yontma yapıyoruz arkadaşlar. Sonraki işlemleri zımpara halledecek. Iskarpilayla ne kadar güzel bir yontma yaparsanız zımparaya o kadar az iş düşecektir. şimdi yine ince ayrıntılara geçiyoruz. Yani genelden özele doğru bir gidişat düşünün. En genel halinden en özel haline doğru ilerliyoruz. Arada yaptığınız işlerin talaşlarını süpürün. Çünkü bir parça kırılırsa arada falan kaynamasın. Heykel çalışmanın avantajı diğer elinizle de ahşabı istediğiniz hale getirdiğiniz için bence bir tık daha keyifli tabloda çünkü bu imkanı bulamıyorsunuz heykelde daha iyi. Dediğim gibi yani böyle çalışmalar yaparken kesinlikle o canlı resimleri bir inceleyin. Bu tür motif bulurken pinterest programından yararlanabilirsiniz. Kendinizce ufak tefek dokunuşlar yapın ama başkasını birebir taklit etmek de çok da hoş değil aslında. Yine ufak tefek dokunuşlar da olsa çok şey değiştiriyor. Zaten ahşaba işliyorsunuz ahşabın dokusundan dolayı her yapılan şey farklıymış gibi görünüyor. Siz çabalıyorsunuz biraz da ahşap yardım ediyor dokusuyla. Ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bu soldaki büyük skalpe de bu arada o setin değil. O ekstra anlamıyorum. Ürün kabaca çıktı. Şimdi zımparasına geçeceğiz. Bakın ufak tefek çapakları falan sıkıntı yapmayın. Onları zımpara halledecektir. Elinde gördüğünüz bir yüzlük bir zımpara. Bununla kabazın parasını yapıyoruz. Yine bunu her yöne doğru sürebiliriz. Sıkıntı yok. Bununla o planın bıraktığı kaba yerleri olabildiğince düzelteceğiz. Ama tabi son paramız olmadığı için bundan sonra bir iki kat daha zımpara geçeceğiz. Bu çoğu hatamızı giderecektir arkadaşlar. planı bıraktığı dalgalanmaları, çapakları olabildiğince alacaktır. Yine motifin her yerine, ulaşabildiğimiz her noktaya bu zımparayı yapıyoruz. Bunda yön, yine ahşabın yönü falan önemli değil. Önemli olan o kaba oluşturduğumuz ıskalpela izlerini gidermek. Bunu 100 kum zımpara diye elde edebilirsiniz. Zımparalardan bahsedelim size. paralar en küçük rakam en kalın olan diye aklınızda kalsınsa 40'lık en kalın diyelim. 3000'e kadar 4000'e kadar gidiyor bildiğim kadarıyla. Zımpara her şeydir arkadaşlar. Yani bunun zımparasını güzel yaptığınız sürece güzel olmama ihtimali yok. Zımparaya çok özenin. Yani uyduğunuz süre kadar zımpara yapın yapabildiğiniz kadar zımpara yapın ne kadar zımpara yaparsanız o kadar güzel olacaktır şimdi onunla işim bitti 120'lik rulo sünger zımparayla yine bu ee, son zımparamız olmayacak bizim bu da kaba zımpara ama tabi öbürküyle zımpara yaptığımız için bununla işimiz daha kolay Rulo sünger zımpara e, bayağı bir yere giriyor yani katlayabiliyorsunuz daha esnek daha böyle manevra kabiliyeti var. Bizim sıklıkla kullandığımız paralardan birisi. Bunun olabildiğince ağacın yönüne motifin yönüne zımpara yaparsanız daha verimli olacaktır. Diğerine az iş bırakacaktır. Yine bu hassas yerlere dikkat edin. Yani bir anda kırılı verir. O yüzden oraları daha hassas yapmamız gerekiyor. Bu evde zor oluyor. Atölyede daha kolay oluyor. Zımpara yapmak yapıp yapıp yufluyoruz yere. Evde öyle bir imkanımız yok. Hem ev batmasın hem güzel olsun derken insan daha çok dikkat ediyor. Şimdiki işlemimiz e, bu şekilde suyla yıkayıp zımpara hatamız, ıskar izimiz herhangi bir çatlak patlak bir yer var mı ona bakacağız. Bunu çeşmede de yıkayıp bakabilirsiniz. Bu suyun ahşaba hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bu yalnız kuruturken bunu normal oda sıcaklığında yavaş yavaş kurutacaksınız. Hem yani soba kenarına koyun bir peteğin üstüne koyun yapmayın ahşabınızı çatlatırsınız. Bırakacaksınız bir yavaş yavaş kuruyacak. Bakın şimdi hatalarımın yerlerini belli edeceğim. Nereye kalemle hafiften çizeceğim. Yoksa unutuyoruz bazı yerleri. Kalemle çizdiğimizde daha kolay oluyor. Sonradan bulması. Kalemle çizerken çok derin çizikler yapmayın. Bir de onları düzeltmeniz gerekir. Hafif sadece o hatalı yerler şimdi kamerada çıkmamış da belli oluyor. Ahşap kuruduktan sonra yine 180 kum parayla son zımparasını yapacağız. Bakın dikkat edin hala kırık bacağı ta tamir etmedim. Aynı o bacak varmış gibi ürünümü bitiriyorum. 180 kum parayla o az önce belirlediğim hataları gideriyorum. Ondan sonra e, son zımpara olduğu için daha özenli yapıyorum. Ve olabildiğince motifin ve ağacın yönüne doğru yapıyoruz. Bu çok önemli. Zımparanız ne kadar güzel olursa, bitimi o kadar güzel olacaktır. Yine bütün noktalara ulaşın. Görünen görünmeyen her yere zımpara yapın. Zımpara çok önemli söyleyeyim ben size. Yani zımpara ürünü ürün yapar. Bunu rulo sünger zımpara diye aratıp bulabilirsiniz internette. Yani zımpara konusu ne kadar çok çeşitiniz elinizin altında olursa o kadar faydanıza olacaktır. Unutmayın. Buradan sonra isterseniz detaylara girebilirsiniz heykelde. Onu da söyleyeyim geçeyim. Kırılan bacağı tamir edeceğim ee, şeffaf ahşap tutkalı kullanıyorum burada bakın çok az çok taşmayacak şekilde sürüp işkenceyi hafiften sıkıp kurumasını bekleyeceğim şu aşağıdaki çıta ayakların denk tutmasını sağlayacak yoksa işkencemi sıkamam oraya zaten çok küçük bir nokta bu şekilde o tam Uzuvlar yerine oturur zaten anlarsınız. Fazla tutkalını da alın ve kurumaya bırakın. Ben bunu bir gün sonra çözdüm. En güzeli o şekildedir. Bakın. Ya hiç belli bile olmaz bu. Şeffaf zımpara kullanmaya özen gösterin. Hızlı yapıştırıcıya da güvenmeyin arkadaşlar. Hızlı yapıştırıcı kullandığınızda tekrar en ufak bir darbede çıt diye atar. Koruduktan sonra çözüyoruz. O yaptığımız oraya hiç işlem yapmamıştık o parçayı. Orayı da diğerlerine uydurup bitiriyoruz. Yine zım parasını yapıyoruz. Burada şunu söyleyeyim. Tam bu hale geldikten sonra bu işte kırılan parçayı tamir ettik. Zımpara yaptık. Buradan sonra siz en detayını bilirsiniz. Hayvanın gözlerini yapabilirsiniz. Boynu salkalarını yapabilirsiniz. tüy ekleyebilirsiniz. Başka şeyler ekleyebilirsiniz. Artık o sizin detaycılığınıza kalmış. Bize böylesi yetiyor. Çok ayrıntıya girmek istemiyoruz. Ee, yalnız yine onu yaparken de bu seviyeye getirmeniz gerekiyor. Bu tür tamiratlar olur. Yani başınıza gelebilir. Kendinizi üzmeyin. Herkesin başına geliyor. Çok da sıkıntı yapmayın. Şevkinizi kırmasın. Yine her yere, görünen görünmeyen her yere zımpara yapıyorum bakın. Bu yaptığımda 180 kum zımpara. Şöyle her tarafına zımparamı yaptıktan sonra heykelim yağlanmaya hazır hale gelecek. Salim'in altındaki de alt kısmı kaydı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Biz biraz böyle budaklı ıhlamur hali seçiyoruz. O tamamen keyif işi, zevk meselesi. Bu şekilde bir kaydı seçtim ben. Şu yağsız hali şu anda ürünüm yağlanmaya hazır arkadaşlar. Biz yağ olarak hemelin yağlarını kullanıyoruz. Ben bunun alt kaydesi için hemelin decoy'ini, antik yağını kullanacağım. Decoy bize bunları hemelin firması sağ olsun numune olarak gönderdi. Herhangi bir karşılık beklemediler, biz de beklemedik. Bunların bayağı çeşitleri var. seslerine ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ee, yağları uygularken uyguluyoruz, sonra siliyoruz bir bezle. İsterseniz bundan sonra vernik atmayabilirsiniz. Vernik atabilirsiniz de bu tamamen size kalmış. Vernik atarsanız ipek mat ya da mat vernik atın. Parlak atmayın lütfen. Parlak biraz plastiğimsi bir hava yaratıyor. Renklendirme de size kalmış. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. O da biraz keyifçi karakter meselesi. Herkes de başkadır. Bu yağları kullandıktan sonra fırçalarınızı güzelce temizlerseniz, bir daha o fırçaları kullanabilirsiniz. Ayrıca kapağını güzel kapatın, yoksa kaymaklanma yapar ürün. Şimdi kullanacağım, heykele kullanacağım ise hemolin dekoilin, yani egzotikoylin, natürel olanı etkisini göreceğiz. Yine aynı şekilde onu da sür ve sil tekniğiyle uyguluyoruz. Bu arada hemelin yağlarını sürdükten sonra o bezleri su ile yıkayıp imha etmeniz gerekiyor. Tutuşabilirmiş aklınızda olsun. Eviniz ya da atölyenizi yakmayın. Yine aynı şekilde sürüp siliyoruz. Bütün yağların renkleri benziyor birbirine ama tabii ki aynı değil. Yani aynı rengin tonları gibi. Bu arada fırçanızı çok iyi temizleyin yine o bezlerle. Sonra yine kullanabilirsiniz. Bakın bu hali aldı. Şimdi kaydesini aşamayı ya yapıştırmayı önerebilirim ama biz genelde yapıştırmayıp aşağıdan vida atıyoruz ince bir vida. Çok daha sağlıklı oluyor. Yani yapıştırmalarda birisi sert tuttuğunda koptuğunu gördük. En güzeli vida. Bakın vida yerlerini matkapla açıyoruz. Aşağımız patlamasın diye. Ve arkadan kesinlikle vidanın e, havşalı açın yerini ki vida dengesizlik yaratmasın. Bunu artık biliyorsunuzdur diye söylemiyorum. Bakın şu an normal ince uçla delip diğer kalın uçla yer açıyorum. Vidayı biraz gömmem gerekiyor çünkü içeriye. İki bacağı attığımda yetecekti yetecek diye arka bacağı vida atmadım ben. Şu anda vidaların izleriyle aç. Bak ön bacaklarda iz yaptım ve oraları da matkapla delmem gerekiyor. Yoksa çatlama yapar. Ön bacaklardan sabitleyeceğim ve verneğe hazır hale gelecek. Maalesef vernik atarken videosunu çekemedim. Onu söyleyeyim size. Biz genç markasının ipek mat verneğini kullanıyoruz. Ee, kamera kayıt yapıyor zannediyordum. Yapmıyormuş maalesef ki. Onu çekemedim. Diğer videolarımda var. Oradan aynı uygulama. Bu verniksiz hali. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz parlak vernik atın. Siz bilirsiniz. İsterseniz mat, isterseniz ipek mat atın. Ya da başka bir şey kullanın. Bu tür kararlar tamamen sizin. Yağ konusunda da tabii ki keyfiyet sizin. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız her türlü yoruma dönüş yapıyorum. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı oluyorumdur. Siz daha iyilerini yaparsınız. Zor değil bunları yapmak. İnsan yapa yapa alışıyor. Yapa yapa çok daha iyi noktalara geleceğinize inanıyorum ben. Yeter ki isteyin. Ağaçapla uğraşmak güzeldir. İnsanın stresini sinirini alır götürür. Vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Yardımcı olabileceğim herhangi bir konu hakkında yorum yapın. Kesinlikle dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese güzel günler, iyi seyirler.